Pusulasından herkese merhabalar. Bugün yayınımızda Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü ile ilgili konuşacağız. Programımıza Dekan Yardımcısı ve Bölüm Başkanı Doçent Doktor Tuğçe Çakır'ı davet ediyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Beykent Üniversitesi özelinde Oyunculuk Bölümünü hocam sizden dinlemek istiyoruz ama öncelikle olarak değerli izleyenlerimiz için kendinizi tanıtmanızı rica edelim. Tabii memnuniyetle. Tekrar teşekkür ederim. Doçent Doktor Tuğçe Çakır ben. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölüm Başkanıyım. 7 yıldır üniversitemizde çalışıyorum. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında 8. yıla doğru gidiyorum. Hocam, İnşallah. Oyunculuk deyince aslında evet tanımı belli ama oyunculuğun bölümünün tanımı ve amacı nedir desek? Evet, bizler aslında Türkiye'nin gelecekteki oyuncularını ve eğitimcilerini yetiştirmeyi hedefliyoruz. Oyunculuk bölümünün amacı donanımlı, yaratıcı, coşkulu, disiplinli, yeteneklerini geliştirmeye açık çok yönlü oyuncular yetiştirmek. Bizim bölümümüzün amacı bu. Bu amacı gerçekleştirirken biz bu programda öğrencilere öncelikle mesleğin etik kurallarını öğretiyoruz. Daha sonra klasikten çağdaşa doğru bir eğitim programıyla birlikte 8,5 yıl yani 4 yıl boyunca öğrencilerimizle birlikte olup bu amacı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz ve amaçlıyoruz. Peki Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünün ders yapısı ve içerikleri nedir? Nasıl bir eğitim alıyor öğrenciler? İsminden de anlaşılacağı gibi oyunculuk pratik bir bölüm aslında. Pratik derslerimizin yanı sıra bizim bu dersleri destekleyici teorik derslerimiz de var. Onun dışında öğrencilerin kendilerini yetiştirebilmeleri için konferans derslerimiz de mevcut. Örneğin çağdaş bir oyuncu olabilmeleri için, çağdaş bir dünya insanı olabilmeleri adına çok çeşitli derslerimiz var. Sanat derslerimiz var. Örneğin hukukla ilgili, çalışma ekonomisiyle ilgili dersler var. Oldukça yoğun bir programımız mevcut 8,5 yıl boyunca. Evet, geniş bir kaliteli ders planı var aslında onları hem kişisel anlamda geliştiren hem de teorik anlamda demek istiyorum. Peki evet, hocam, hem teorik hem pratik. Peki Beykent Üniversitesi'nin ayrıcalıklarından bahsedecek olursanız, Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünü okuyan öğrenciler ne gibi ayrıcalıklar yaşıyor? Bunlara Erasmus imkanları, belki çift anadal detaylar verirseniz çok seviniriz. Tabii kısaca bahsetmek isterim. Şüphesiz her üniversitenin kendine ait programları vardır ve eminim hepsi donanımlı öğrenciler yetiştiriyordur. Ancak ben kendi üniversitemi, kendi bölümümü anlata bitiremem. Neden? Çünkü bizim oyunculuk bölümündeki öğrenci öğretim üyelerimizin hepsi profesyonel alanda çalışıyorlar. Oyunculuk derslerine giren öğretim üyelerimizin hepsi profesyonel sektörde oyuncu olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Özel tiyatrolarda, devlet tiyatrolarında, şehir tiyatrolarında. Örneğin dans ve ritmik derslerine giren hocalarımız var. Onlar da dışarıda profesyonel olarak dans ediyorlar. Şan hocamız var. Kendisi opera kökenli. Kendisi de profesyonel olarak dışarıda işlerini sürdürüyor. Yani demek istediğim, hocalarımızın hepsi aynı zamanda özel sektörde de sanatçı. Diğer yandan oyunculuk bölümünü tercih edecek öğrencilere şunu söylemek isterim. Bizler sınavlarımızı jüri olarak yapıyoruz. Hem giriş sınavlarında jüri olarak, yani birlikte kalabalık hocalarla birlikte sınavlarımızı yapıyoruz. Yani bir öğrencinin geleceği hakkında karar vermek için tek bir kişinin inisiyatifine bırakmıyoruz bunu. Onun dışında bizim fiziki, aslında o da çok önemli. Bizim 3 tane black box diyeceğimiz, yani kara kutu diyeceğimiz 3 adet sınıfımız var black box. Bir adet hareket, ritmik ve dans teknikleri ve şan derslerinin yapıldığı büyük bir atölyemiz var. Bir küçük sahnemiz var, mini bir sahnemiz var. Bir de
büyük oyunlarımızın yapıldığı konferans salonumuz var. Bu da fiziki koşullarımızın çok yeterli olduğunu gösteriyor aslında. Erasmus dediniz, çift havadal ve yan havadal da kısaca bahsedeyim. Evet, çift havadal imkanımız var. Radyo, televizyon, sinema, grafik tasarımı, iletişim ve tasarımı bölümünde okuyan öğrencilerimiz, tekstilde okuyan öğrencilerimiz çift havadal yapabilirler. Not ortalamaları 3.5'un üzerinde olduğu takdirde. Yan dalda zaten bütün bölümlerde yan dal olanağımız mümkün. Erasmus'ta evet, Erasmus imkanınız var. Hatta Erasmus'ta öğretim üyelerimiz de yurt dışına gidiyor. Ders verme kapsamında ben de gittim İtalya'ya. Okulumuzun imkanları bu anlamda çok güzel. Bir de ben birkaç şey daha eklemek istiyorum. Biz her sene mezun olacak öğrencilerimizle, mezuniyet oyunlarımızla birlikte her yıl şehir tiyatrolarının düzenlediği geleneksel genç günlere katılıyoruz. Bunu festival gibi düşünebilirsiniz siz. Onun dışında festivallere katılıyoruz. Bu sene 3 tane ödül aldık. Yani oldukça hareketli bir bölümüz biz. Bir de son şey daha müsaadenizle eklemek istiyorum. Bir yenilik gerçekleştirdik biz oyunculuk bölümü adına. Zorunlu staj koyduk ders müfredatına. Böylece öğrenciler mezun olmadan profesyonel hayatla bir araya gelebilecekler, deneyimli sanatçılarla bir araya gelebilecekler. Mezun olduklarında tabiri caizse sudan çıkmış bir olaya dönmemek için stajın önemli olduğunu düşünüyorum ben. Bunun da altını önemli çizmek istiyorum. Evet. Bunun için bir gelişme oldu. Öncelikle ödül için tebrik ediyoruz hocam. Daha nice başarılar olsun. Evet, Seçkin Akademik kadrodan bahsettiniz. Sanatçılar sanatçı yetiştiriyor oluyor. Aynı zamanda evet. Staj imkanları çok kıymetli. Yurt dışı imkanı, dünya vatandaşı, dünya sanatçısı yetiştirme konusunda Erasmus önemli. Çift anadal, yan dal aslında evet. Bahsettiğiniz gibi eğitim olanaklarıyla birlikte de Beykent Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünü tercih etmek onlara büyük bir ayrıcalık sunacak. Ve sizlerle bir arada çalışmak onlar için müthiş bir ayrıcalık olacak. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok detaylıca dinlemiş olduk oyunculuk bölümünü. Staj konusunda da en zor kısım bu öğrencinin staj bulması. Okulun desteği çok önemli burada. Bence bu da çok büyük. Bahsettiğiniz gibi, altını çizdiğiniz gibi büyük avantaj. Çok teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz varsa. Ben bölümü bitirmeden önce bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki ve tavsiyeler de alalım bu arada. Bu bölümü tercih edecek öğrencilerimiz için. Çok sağ olun. Zamanınızı aşmak istemem ama şöyle bir şey var. Bizim meslekte kulaktan kulağa yayılır. Öğrenciler böyle kendi aralarında konuşurlar ve bölüm hocaları, bölümde neler yapılıyor bu hep duyulur kulaktan kulağa. Benim kendilerine tavsiyem burada okuyan gençlere ulaşsınlar. Onlara sorsunlar. İşte şimdi gençler biliyorsunuz sosyal medya kullanıyor. Birbirlerine mesajlar atabiliyorlar. Sorsunlar. Zaten doğru cevabı alacaklar. Benim birçok öğrencim kendi arkadaşlarını getiriyor buraya. Sosyal medya aracılığıyla tanışıyorlar birbirleriyle, bölümümüzü tavsiye ediyorlar. Biz burada sadece onların hocaları değil, bunu yürekten söylüyorum, onların ablaları, anne babaları yeri geliyor oluyoruz. Elimizi hiç enselerinden çekmiyoruz, hep onlarla birlikte. Biz mezun olduktan sonra onları hiç bırakmıyoruz, hala görüşüyoruz. Bunları yürekten söylüyorum. O yüzden değerlendirirken buna da bir baksınlar. 4 yıl uzun ama bir taraftan da kısa, çabucacık geçen bir süre. Onlar için çok önemli. Ben lisansımı unutamıyorum. Anılar çok önemlidir. İyi bir eğitim almak çok önemlidir. Gençlerin yolu açık olsun. Hepsine başarılar diliyorum. Peki çok. Sonuçta hepsi bizim geleceğimiz. Hocam çok güzel detaylara değindiniz. Biz onların ablaları, abileri oluyoruz. Akademisyenlerle bu kadar yakın olabilmek bile en büyük ayrıcalık demek istiyorum. İyi ki varsınız demek istiyorum. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Estağfurullah, görevimizde ki sizler de varsınız. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sizlere de hocam teşekkür ederiz. Evet, eğitim pusulasında bugün oyunculuk bölümüyle ilgili konuştuk. Pek çok ayrıcalık dinledik. Dekan yardımcısı ve bölüm başkanından kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Ve yeniden karşınızda olmak üzere veda ediyoruz. Hoşçakalın.